Selam millet. Bu videoda 4-5 haftada gördüğümüz şeyleri özetlemeye çalışacağım. Biraz böyle konu anlatım gibi olacak. Diğer videolardan farklı olarak. O zaman introdan sonra görüşmek üzere. İlk önce takip kavramından başlayacağız. Ondan sonra miras alma, encapsulation ve guest set'e gireceğiz. Ve bugün kodu yazmayacağım için şu ekranı şöyle asayım. Yay. Şimdi simetrik hastası olduğum için şurayı tam gelmesi lazım. Stack ve heap'e bakalım şimdi. Ya bunların bu arada videosunu çekmiştim daha önce. Yine de önce videoyu sonra buraya gelebilirsiniz. Veya tam tersini yapabilirsiniz. Hemen size kalmış. Bellek memory yönetim demişiz. Bu yazıları da birkaç kaynağı birleştiriyor. Ve zekayı özetletip kendim anladığım kısımlardan notlar çıkarttım. Hani bayağı bir emek fokan bir şey aslında. Ben direkt okuyup geçmeyin yani. Biraz bir dinleyelim bakalım. Ben belki bir şey söyleyeceğim ona. Neyse. Stack ve heap bulunur hafıza kısmında. Bu kısımda sandalye örneğini vermiştim hatırlarsanız. Hatta şöyle bir görüntümüz vardı hatırlarsanız. Bu kısım stack, bu kısım heap olarak geçiyordu. Heap'te veriler kalıcı olarak depolanırken stack kısmında geçici olarak depolanıyordu. Hani int a eşittir 17 demişiz ya. Int a 17 işte o kadar pek fazla bir şey yok. Ama buraya gidince A integer'ın gerçekten 17 değerine sahip olduğunu biliyoruz ve bunu hafızasına kaydediyor. Öyle bir durum var ortada. Stack olayında şöyle bir kavram söz konusu. LIFO yani last in first out. Son giren ilk çıkar. Bunda da yine sandalye örneğinde en son koyduğumuz sandalye en ilk aldığımız sandalye aslında. Biz alıp en dibinden veya en ortasından çekemeyiz sandalyeyi. Bu veri yapısıyla çalışıyor. Lokal değişkenler geri dönüşler. Sağ ömürlü verileri tutuyor. Yani belli böyle çok aşırı büyük verileri tutmuyor stack. Boyutu sabittir. Program çalışması bittiğinde otomatik olarak silinir. İşlemler hızlıdır çünkü hani çok fazla böyle bir yoğun bir işlem yok. O yüzden hızlı hızlı veriyi alıyor, veriyor ondan sonra götürüyor yani. Heap bunun tam tersi. Dinamik olarak yönetilen bir bellektir. İhtiyaç duyduk şu alan ayırıyor ve onun içine gidiyor. Hocanın sürekli örnek verdiği bir kavram var zaten ezberlemişsinizdir artık. Bir taraftan çiziyor böyle. Onu oraya atıyor. Ondan sonra başka bir şey atıyor. O da başka bir yere gidiyor. Dizi içinde listelenen şeylerden belli bir yer ayırıyor kendini. Ve onun oraya gidiyor. İşte onun oraya gittiği yeri biz heap diyoruz kankalar. Heap'te tutulan veriler şunlar. Obje referansları, diziler, dinamik olarak oluşturulan bütün veriler. Yani dizileri zaten anlamışızdır. İşte int a, işte int parantez içinde dizi gibisinden. O şekilde tutabiliyoruz. Heap'teki işlemler daha yavaş, daha hantal bir şekilde ilerliyor. Çünkü hani kaydettiği belli veriler, büyük veriler var. Ve bunun dışında referans olarak bazı verileri buluyor. Seçim kriteri. Dinamik oluşturan büyük nesneler de heap tercih ediliyor. Bir örnek verilmiş burada. Integer a string b demiş. Integer x 10 string y merhaba. Heap'te tutulan şey de benim my class. My class içindeki objeler. Bakın burada biz new class demişiz. Sen git yeni bir yer aç ve o yerin içinde my class'ın içindeki değişkenleri, parametreleri, fonksiyonları bunun içine yaz. Orada tut. Ama burada ne yapıyoruz? Integer 10. Integer x eşittir 10. Yani sen o dosyayı kapattığın anda, programı kapattığın anda o orada bitiyor yani o stack'ta olduğu için bir şekilde geri getiremiyorsun. Öyle bir durum var. Bu kodlamamız yapısını tutulur. Aynen bizim söylediğimiz şey. Kapsülleme ilişkisi yani encapsulation bir kısma bir bakıma değinmişiz burada. Kapsüllemeyi referans bile kullanılır. Private yazdığımız zaman o değişkene erişim engelleniyor kankalar. Ve sadece getter ve setter kullanarak bunları geri getirebiliyoruz. Okuması, değiştirmesi demiş. Tutması durumunda verinin doğruluğunu konuşacak işlemler gerçekleşir. Tamamdır. Sonuç olarak stack ve heap, C#'ta bellek yönetiminin önemli parçalarıdır. Ya bunlardan hangisinin nereye gideceğini anlamak bizim kodları optimize etmemizde fayda sağlıyor. Stack kısmı bu kadardı. Şimdi miras almaya geçelim. Yani inheritance. Palatial inheritance, miras alma. Bir nesnenin özelliğini farklı nesneler tarafından da kullanılmasını sağlar. Hatırlarsanız bir önceki videoda şöyle bir şey yapmıştık. Dörtgen diye bir sınıf oluşturduk. Ve bu sınıfın başka bir varyasyon olarak prizmayı oluşturdu.
Yani biz bir dörtgenden dikdörtgen prizması oluşturduk. Bu yüzden bizim x'imiz y'imizin yanında yükseklik de verdik. Yani ABC şeklinde üçüncü bir değişken aldım. İlk ikisini bu gitti bizim dörtgen sınıfımızdan aldım. İşte bunu sağlayan şey miras alanıdır kankalar. Tabi bu nesne tabanlı programında geçerli. Yani OOP'de geçerli. Object Oriented Programming'de. Miras alınabilir. Temel alınan sınıfı da şöyle ayırabiliyoruz. Base yazarak base'in içindeki her şeyi tutup başka bir yerden çağırabiliyoruz. Mesela burada bir insan memeli ilişkisine miras aldığını söylemiş. İşte memeli sınıfı var. İnsan da memeli sınıfına dahil olduğu için oradan geliyor gibisinde. İşte bir taşıt olarak düşündüğümüzde de otomobili, kamyon, motosiklet gibi şeyler var. Yani şöyle düşünelim. Bir temel var. O temel üstünden başka şeylere gidiyor. Üst tarafta bir taşıt var. Taşıtın altında otomobil, işte at arabası, motosiklet, başka traktör falan. Onlar o şekilde geliyor. Şimdi buradan başka bir örnek vermiş. Public class Canlı. Canlı'nın eli, ayağı ve türü varmış, değil mi? Burada niye field? Field demişim ya, dur. Değiştirme şansımız yok değil mi? Kitlemişiz çünkü. Dur hemen bir. Kısa bir hata düzeltmesi kankalar. Kopyala. Yapıştır. Yapıştır. Tamamdır. Tekrar kilitleyelim. Güzel. Şimdi burada bir canlının elinin, ayağının ve türünün olduğunu belirten bir şey var. Biz buna miras alıp, bak gitmiş insanı canlıdan miras almışız burada. Ve bu canlıya, yani insana konuşma özelliği vermişiz. Selam, benim işte bilmem kaç adet elim, bilmem kaç tane adet ayağım vardır. Tabi bunları yukarıda tanımlıyoruz. Hani stack kısmından bağlantılı örnek verecek olursak. Stack kısmında integer değer veriyoruz. İşte diyelim ki 2-2 diyelim buna. Selam, benim 2 adet elim, 2 adet ayağım vardır gibisinden bir kod ortaya çıkıyor. Sonra da bunları oku diyoruz ve olay bitiyor. Farklılığını görmüştük. Oraya geç. Sıfırı anlatmış. Mesela köpek canlısına, yani bir canlımız var köpek türünde. Havla komutu verilmiş bunda da. Direkt right line'la hav yazdırmış. Ve burada da ikisini birleştirmiş. Canlı demo. Bir insan oluştur. Bir köpek oluştur. İnsanın iki eli iki ayağı olsun. Köpeğin dört ayağı olsun. İnsana konuş. Köpeği de havla demişiz. Ve böylece çıktılar şöyle olmuş. İki adet elim, iki ayağım vardır ve hav. Ya böylece miras alma konusunda görmüş olduk. Yani senin burada yapman gereken tek şey önceden bir sınıf oluşturmak. Sonra bunu ikinci oluşturacağın sınıfa ilk olarak eklemek. İki nokta canlı demek. Miras alma böyle. Böyle anlatıyorum çünkü hoca boşluk doldurma falan sorarsa, hani biz buraya ne yazıyorduk demeyin diye böyle bir şey yaptım. Encapsulation, kapsülleme. Nesnenin veri fonksiyonunu tek bir biçimde birleştirerek dışarıdan erişim, kontrol etme, veri bütünlüğü koruma prensibidir. Şimdi burada da kankalar çok önemli bir konu burası da. Public yazarsak herkes tarafından erişilir. Private dersek sadece tanımlandığı sınıftan erişebiliriz. Protected ana sınıftan ve ana sınıftan türeyen sınıflardan erişilebilir. Ve internal'da derleme birimindeki bütün sınıftan da erişilebilir. Hiçbir bok anladığınızın farkındayım ama genel olarak şunu bilin. Ben bir değişken oluştururken public integer yazarsam her taraftan görünür. Sadece integer yazarsam private olur. Çünkü başına public yazmamız gerekir. Private dersek aynı şey oluyor ama private dersek özel bir hani koruma sağlarız ve oradan devam ederiz. Kapsüllemenin kullanımı. Örnek verilmiş, hiçbir şey yazılmamış buraya. Üstteki anlattığım şeyin kod halini düşünün, yani public private int de public int bilmem ne veya private int başka bir şey. Bu kısım böyleydi. Nesnelerde veri fonksiyonlarını tek bir birimden birleştirerek dışarıdan erişimi kontrol etme bütünlüğü koruma prensibini görmüş olduk burada. Erişim belirteçleri dediği şey işte bu public, private, protected ve internal olarak geçiyor. Kapsülleme kodun daha okunabilir, sürdürülebilir, güven olmasını sağlar. Şimdi sen gidip bir program yazdığını düşün kanka. Her tarafa gidip de sen dersen ki işte burası public, public, public. Hani başka bir yerden erişilir olduğu için sen bu projeyi başka birine gönderdiğinde
Saçma sapan durumlar ortaya çıkabilir yani. O yüzden güvenli ve okunabilir bir kod yazmak istiyorsak nereye public, nereye private diyeceğimizi bilmemiz lazımdır. O yüzden encapsulation bu konuda önemli bir konu. Kapattık. Son olarak get ve site değinelim ve videoyu bitirelim. Getter yani get bir nesnenin özelliğini değerini okur. Set de o nesnenin özelliğini de değer atar. Yani biri okuma, diğeri yazma işlemi yapıyor. Bunu zaten videolarımda değinmiştim. Neden kullanılır demişiz? Veriyi kapsül etmek. Kapsüllemek ve kontrol etmek için kullanılır demişiz. Hatalı veri girişi ve tutarsızlıkları önler. Daha okunabilir sürdürülebilir. Bakın fark ettiyseniz burada böyle video dışı bir bilgi vereceğim. Umursamayanlar direkt geçebilir ama gerçekten önemli bir şey bu. Okunabilirlik ve sürdürülebilirlik çok fazla yerde gördük. Burada clean code prensipleri çok büyük bir fayda sağlıyor bize. Clean code'un nasıl yapıldığını öğrenirseniz, solid prensiplerini öğrenirseniz, hani gerçekten mükemmel kodlar yazabilirsiniz. Hem kendi yazdığınız kodu kendiniz okuyabilirsiniz, hem başkaları okuyabilir, hem de iş mülakatındaysanız solid prensibine ve clean koda uygun bir kod yazarsanız işe alma ihtimali daha yüksektir. O yüzden bunları bir araştırın derim çünkü çok önemli konular bunlar. Parantez kapattım ve devam ediyoruz. Nasıl kullanılır? Get metoduna sadece return ekleriz. Set metoduna da value ekleriz. Bunun örnek kodunu birazdan göstereceğim. Herhalde öyle bir yazım şeylerini aldıysam. Erişim belirteçlerini biraz önce görmüştük zaten. Public, private falan. Örnek bir kod yazılmış burada. Bakın bunlar private. Public bir stringimiz var. Public stringin içinde get ve set kullanılmış. Get de ne yapıyorduk? Sadece okuma yapılıyordu. Get return yani bu değeri döndür atsoya. Atsoya değerini döndürerek. Set'te de atsoya değerini value'yu eşitle ve bunu bir şekilde kullan. Return'de TC kimliği döndür. Setter kısmında da şey pardon get'te döndür. Set'te de eğer bu değer 11 eşitse TC kimliği eşitle. Değilse de işte TC kimlik numarası 11 haline olmalıdır. Gördüğünüz gibi biz setter'ın içinde kendi belirlediğimiz şartları buraya yazabiliriz. Başka bir işte oda numarası olarak yazmış aynı şey aslında. Sonra burada müşteri M1 diye bir şey oluşturmuş. Bakın burada new demiş ya. New dediği her şey deep'te tutuluyor. Niye? Çünkü kalıcı bir veri olmasını istiyoruz değil mi onu? Yeni bir müşteri oluştur. Serdar. Serdar. Serdar Yılmaz. TC kimliği var. Oda numarası var. Ve sonra bunların hepsini tek tek yazdırıyor böyle. İşte adı soyadı Serdar Yılmaz. TC kimliği şu. Oda numarası 110. Özetle get set bizim özellikleri kontrol altında tutmamızı sağlayan güçlü bir araçmış. Kapsüllemeyi uygulamak yine tahmin edeceğiniz gibi güvenli ve sürdürülebilir bir kod yazılımımız sağlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Zaman kaybetmeyelim. Daha bir de sınavları var. Şimdi ağalar, hani genel olarak bir konu açığını kapatmaya çalıştım bu videoda. Böylece hani çok daha sağlıklı bir şekilde çalışabilirsiniz. Mesela buradaki konuyu anladınız ya. Bununla ilgili kodlar yaparsanız neyi neden yaptığınızı çok daha net anlarsınız ve gerçekten ileride bir işte vize finale girdiğiniz zaman hoca mesela bir kod yazmanızı istiyor veya boşlukta doldurma. Veya diyor ki yani ben geçen dönem girdiğim için biliyorum. Diyor ki işte şu şu özellikleri yapan kodu yaz en baştan sona kadar. Şimdi sen public'in private'in ne olduğunu bilmeden random bir şekilde yazarsan hoca der ki bu bir boktan anlamamış kafasına göre bir şeyleri yazmış ben bundan puan kırarım. O yüzden hangi özelliğin ne işe yaradığını ezberlemeden öğrenmeye çalışın. Hani direkt işte public private işte public şöyle olduğunda falan değil. Public'in nereden geldiğini. Kapsüllemeden mi işte mirastan mı hangi taraftan geldiğini düşünüp analiz edip ondan sonra koda dökün. Zaten şimdiye kadar binlerce defa söylemişimdir. Bir kodu yazmadan önce nasıl yapacağınızı düşünün. Çünkü nasıl yapacağınızı düşünmezseniz hiçbir şekilde o kodu yazamazsınız ve makarna olur o kod, spagetti olur. Bugünlük böyleydi. Hani vize tekrarı çok farklı bir şekilde yaptım. Bence işe yaradı ya gerçekten. İlginç bir video oldu. Kendimi şuradan tebrik edeyim. Nerede? Şöyle bir tebrik. Neyse tamam hadi. O zaman
Vizeden sonra görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.